Oo, bir cinayet mi yoksa bir kaza mı? Yaz demek gün batımına doğru kumsalda yapılan uzun yürüyüşler demektir, değil mi? Elbette mangalları ve iş yerinde verimli çalışmak için fazla sıcak olan havanın oluşturduğu duyguyu unutmayalım. Ama daha çok gün batımına doğru yürümeyi. Ne göreceğinizi asla bilemezsiniz. Dünya sihir ve gizemlerle dolu ve... Aman tanrım, ölü bir palyaço mu? Yani hepimiz son gülenin iyi güleceğini biliyoruz. Ama sanırım gerçekten son gülen o olmuş. Tamam, lütfen kara mizah anlayışımı mazur görün. Belki hala ona yardımcı olabiliriz. Affedersiniz bayım, gelecek gösteriniz için biletlerim vardı. Para iadesi alabiliyor muyum acaba? Para iadesi kelimesi bile onu uyandırmadı. Bu adam kesin ölmüş demek ki. Kalmalı mıyım yoksa gitmeli miyim? Annem her zaman müthiş analitik yeteneklerim olduğunu söylerdi. Yani belki de denemeye değer. Hadi suç mahallini araştıralım. Burada bir palyaçomuz var. Zavallıcık. Bölgenin etrafında saçılmış güzel süslemeler var. Amanın! Şunları salonum için asırlardır istiyorum. Ne muhteşem detaylar. Tamam, konumuz ev dekorasyonu değil. Cinayet soruşturmamıza geri dönelim. Tabii eğer gerçekten bir cinayetse. Bakalım kanıtlar bize ne anlatıyor. Burada bir arabanın belirgin izleri var. Görünüşe göre burada durmuş ve ardından acemice geriye dönmüş ve kumsaldan uzaklaşmış. Şu kitaba bir göz atayım. Başlığı okuyabilmek için biraz daha yaklaşalım. Bir iksir kitabı. Ne ki bu? Harry Potter büyüleri mi var içinde acaba? Yoksa burada bir avda kadavra mı dönüyor? Aa, bir dakika. O büyüydü ve iksir etki eder. Daha doğrusu öldürür. Ve farklı şekilde maktul... Aman! Gökyüzünden dosdoğru bize doğru gelen şey de ne? Kaç! Oh, görevi iptal edebiliriz. Pizza siparişiymiş. Evet, pizza siparişi verdim çünkü bilim insanları pepperoni'nin düşünce sürecine katkı sağladığını ispatladılar. Ne? Öyle bir şey yok mu? Olsun, ben yine de seviyorum. Ben beynimin pillerini değiştirirken siz de etrafa biraz daha bakın. Bu arada pizzanın geldiği o noktaya geri dönebilir miyiz? Bir sürü balon var ve fazla uzağa uçmamışlar. Üzerlerinde o kadar delik varken nasıl uçsunlar ki? Bunlar mermi izine benziyorlar. Oo, burada inanılmaz bir aksiyon dönmüş olmalı. Bu güzel cennet şarkısından inmesi. Eşlik etmeyi istiyorum ya da meditasyon yapmayı. Çok dinlendirici. Aa, bu bir cep telefonu. Açayım bari. Arama geçmişine bir bakalım. Sakın açma, sakın açma. Bu bir arkadaş için pek de iyi bir isim değil. Daha çok bir düşmana uyuyor. Belki de katil zavallı palyaçomuzu olaydan önce aramıştır. Ya da bu gerçekten onun telefonu muydu? Hadi biraz sağa doğru gidelim. Sağlamak iyidir, bilirsiniz. Bu kelime oyunları kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyor çünkü. Şey, suç mahallelerinin pek meraklısı sayılmam. Aa evet, hala bunun bir suç olup olmadığını bilmiyoruz. Şimdiye kadar bir tahmininiz var mı? Tüm ipuçlarını bir araya getirebildiniz mi? Amanın, bu yumurtalar çok büyük görünüyor. Mutlaka büyük bir tavuğa ait olmalılar. Gerçekten bunlar resmen bir tavuk boyutundalar. Biraz düşüneyim. Sanırım hepimiz biraz düşüneyimin bugünlerde hemen Google'a bakayım ve cevabı hatırlamış gibi yapayım anlamına geldiğini biliyoruz. Ne, indirim mi? Şu an bir portakal suyu için her şeyimi veririm. Pardon, dikkatim dağıldı. Google'lamaya dönelim. Şimdi büyük yumurtalar, sürpriz yumurta... Hayır, sanırım bunlar bir kuşa ait. Evet, sanırım doğru yoldayız. Deve kuşu yumurtaları. Güzel, güzel. Ama şimdi de daha fazla kafam karıştı. Hadi bir daha bakalım. Gökyüzündeki balonlar bir ağaca takılmışlar. Muhteşem gün batımı renkleri. Vay, o da ne? Açıkça uçan küçük bir hava taşıtı ve kesinlikle bize zoom yapmak için büyük bir lense sahip kamerası ya da zoomlu bir kamerası vardı. Birisi bizi mi gözetliyor yoksa işin tamamlanıp tamamlanmadığını mı kontrol ediyorlardı? Bir kurtarma operasyonu olabilir mi? Şu an cevaplanmamış çok fazla sorun var. Sahil, ölmüş palyaço, deve kuşu yumurtaları, teşekkürler Google, iksir kitabı... Sahibinin açmak istemediği birçok cevapsız çağrısı olan bir telefon, balonlar ve tüm o güzel süslemeler. Burada ne olduğunu çözebildiniz mi?
Yorum bölümünde açıklamalarınızı paylaşabilirsiniz. Tamamen size ait. Doğru cevabı gelecek bilmece videolarımızdan birinde vereceğiz. Ve burnunuza tuhaf kokular gelirse endişelenmeyin. Çürüyen palyaç odur. Evet, kara mizah anlayışım yine iş başında. Bunun için kusura bakmayın. Arkadaşlarınıza bunu sizinle çözmeleri için meydan okuyun ve cevabı bulmak için bizimle hayata olumlu bakın.